Ayla, şimdi bu soyadını değiştir dediler mi ilk saniye? Dediler ya da ne kullanma dediler. Dediler. Neden bal yemez? Bal yememusun esprisi çok yapılıyor. Tamam, ömür boyu buna başka. Evet. Çok gençsiniz. Çok gençsiniz. 84 doğumlusunuz. Yani hakikaten değil mi aramızdaki en genç? Benden genç. Ben 88'liyim. Ben de 89'luyum. Yapma ya. Ya ben o topa girmeyeceğimi anladım. Benden genç dedim. Ben de matematik bilmiyorum demek ki. Hakikaten öyle genç duruyor tabii. Evet, hepimizden genç duruyor hakikaten. Siz de son pek bebekmişsiniz ya. Genellikle son zamanlarda bir masada oturduğum zaman benden hep diğerleri hep genç oluyor da. Ya evet. Ben çok fazla evet. Karışmıyorum bu meseleye. Peki. Ben o kategoriye girmeye başladım artık. Ya ben onlarla aynı yaştayım. Peki bu uzun bir müzik yolculuğu var. Evet. Burada çünkü bir kere Türk Musikisi Konservatuvarı o bitmiş. O zaten bir madalya alıyorsun oradan değil mi? Sonra Aydın'da başlıyorsun. Evet aynen evet, Aydın'da başlıyorsun. Yerel sanatkar gibilerden. Sonra bir de dönüp Türk Müziği Temel Bilimler bölümünü mü bitiriyorsun? Temel Bilimler Halk Müziği bölümü. Konservatuvardan ama... Evet konservatuvar. Çocuklar ama bir de yükseğin... Daha önce başlamıştım. Yani sahne hayatım devam ediyordu. Evet. Sonra üniversiteyi kazandım. Peki. Ege Üniversitesi. Hı. Sonra 8 sene Aydın'da halk müziği söylüyorsun. Evet. Ne var Aydın'da o sırada? Aydın'da oranın çok güzel aslında yerli çok eski köklü mekanları vardı. Benim başladığım yer çok şanslı olduğum bir yerdi. Şerif abimiz vardı. Seher abla karı koca işletiyorlardı o barı. Hı. Bar Aydın'ın en eski barlarından. Hı-hı. O dönem rock bardı. Ama Şerif abi de kabak kemane çalıyordu. Hı-hı. Böyle Erkan Oğur eşrafından dostları vardı. Çok güzel sohbetleri vardı. Ben öyle bir yerde başladım müziğe. Ve biz orada biraz daha deneysel Türk halk müziği yapıyorduk. Memleket Erzincan. Aslında o yüzden hı-hı, türkülerle büyüdüm. Orada böyle biz çok doğaçlama müzik yaptığımız bir dönemde başladık. Bir ekiple beraber başladım. Onlar da işte biz bir kadın solist istiyoruz. Gelir hı-hı misin dediler. Ben 20 yaşındaydım ve babam beni öldürür dedim. Ama sonra böyle gece yatağa başımı koyup neden olmasın dedim. Orada böyle benim müzik yolculuğum başladı. Sonra sahneyi çok sevdim. Yani zaten şarkı söylüyordum. Hep kendimi şarkıcı olarak düşünüyordum. Aydın'da orada uzun bir süre devam etti. Evet bu 8 sene. Yani genç bir insan için. Çünkü herkes hemen böyle metropole koşmak ister ya. Ya biraz şey tarafı vardı. Şimdi Aydın gibi küçük bir yerde olduğunuzda metropolle çok güçlü bağlantılarınız olmuyor. Hı. Risk alıp gözü karartıp hani evden kaçayım gideyim gibi bir şeyde düşüncede de değildim açıkçası. Hı. Biraz daha emin adımlarla ilerlemek istiyordum. Orada da çok güzel mekanlar ve mekan sahipleri vardı açıkçası. Yani ben müzik etiğini yani iş etiğini, sahne kültürünü orada öğrendim. Ve orada prensipler, saygı, müziğe ve müzisyene dinleyici kitlesi çok güzeldi. Biz şimdi afişine bakıyorum bizdeki kabaredeki. Burada da böyle daha pop ya da rock gibi görünüyorsun. Şimdi popçu oldum. Evet. Ama da böyle poptan da daha çok rock gibi bir şey olmuş değil mi böyle? Yok bayağı popçu görünüyor. Popçu görünüyor peki. Popçu görünüyor. Sen daha rockçu görünüyorsun. Ben daha evet ben de onu ben belki rockçu göründüğüm için onu da rockçu görüyorum. Ya onun şöyle bir hikayesi var. Pop'a şimdi İzmir'i kazandım. Aydın'da çalışıyorum. Konservatuvar okumaya çalışıyorum. Ama git gel yapmam lazım. O zaman böyle iyi paralar da kazanmıyorum. 4-5 gün sahne yapmam lazım. Her gün sahne sonrası İzmir'e gel, sabah okula gitmeye çalış. Okul çok aksamaya başlayınca İzmir'de müzik yapmaya başlamam lazımdı. Orada da türkü barlar bizim Aydın'da çalıştığımız yerler kadar güzel ve iyi değildi. Yani hakkınızı da alamıyordunuz. Ve dedim ki ben burada türkü yapmayacağım. Pop söyleyeceğim o zaman. O zaman pop'a geçiş yaptım. Pop söylemeye başladım. Sonra o serüven buralara kadar geldi. Evet. Böyle sahne appearance'ınızı da görüyorum şimdi. Siz de görüyorsunuz. Hakikaten değil mi? Hoş böyle bir az solist havası var. Teşekkür ederim. Evet kesinlikle. Peki sonra 2015'te Bengü'ye vokal yapıyorsunuz ve artık İstanbul'a taşınıyorsunuz. Evet. Bengü'nün yanına mı taşındınız? Nasıl oldu? Yok Bengü'nün yanına taşınmadım. Bengü'ye back vokal yapmaya başladım. Zaten Bengü de İzmirli. Evet. Ondan sonra 4 yıl kendisiyle çalıştım. Orası da benim için çok ayrı. Sizde bir istikrar var öyle değil mi? Yani böyle pat süreler uzun. Yani, güzel gitmiş. Ya evet yani. Ne istediğini bilmeyen birisi gibi değil yani. Bu tamam burasıdır, bu yapılacak, bu başa olacak falan gibi. Evet. Ya evet biraz sakin bir yapım var. Böyle şey gözü kara bir hırsım yok. Hani en iyi
popstar olmalıyım gibi değil de müziği nasıl yapabilirim? Hı. Müziği nasıl daha güvenilir bir ortamda yapabilirim? Hı. Ve nasıl bir dinleyiciye ulaşabilirim kaygısı vardı. Şimdi işin pop tarafında ve eğlence kültüründe olduğunuzda dışarıdan böyle bir fikriniz yokmuş gibi yansıyor. Ama işin arkasında çok başka çetrefilli bir çaba var. Haliyle o yol böyle bir süreç getirdi. Biraz daha temkinli olmam gerektiren. Peki şimdi 28 Nisan'da ve 20 Mayıs'ta biz ne zaman yayınlanıyoruz? Şimdi bu 22'sinde. 28 Nisan'da ve 20 Mayıs'ta Dada'dasınız. Daha önce yoktu konser. Şimdi ilk defa gördünüz mü Kabare'yi? Kabare'yi gördünüz mü? Tabii gördüm. Ben geldim zaten. Evet. Daha tamam. Önce gelmiştim. Güzel orada. Tamam. Belki bakalım nasıl bir müşteri kitlesi. Benler biraz dik arkadan çıkar. Arkadan çıkar. Evet, o arkadan çıkıyor. Ben yarıya kadar gelip dinleniyorum. Ondan sonra biraz daha çıkıyorum. Ama onu ben yaptım biliyorsun. İki merdiven var. Evet. Arkadan o dar alanda. Çünkü mesela diyelim ki sen çıkıyorsun. Bir de diyelim ki dansçılarım var. Dansçılar da çıkıyor. Aynı dansçılar seni ezip geçsin mi? Hayır. İkinci merdivenden hayır, de onlar koşuyor. Kendim için söylüyorum. Benim için dik bir merdiven. Yaşlılık. Onu diyorum. Evet. Tabii. Çünkü aşağıda şeyde makyaj odasında ışıklar da bana biraz koyu geliyor. Ben zaten sizden bu konuda çok bir fikir alacağım. Yok hayır. Evet. Dünyanın en güzel dükkanlarından birisi bence o. Çok canım güzel, efendim. Çok iyi. Daha önce zaten gelmişim. Kendini çok farklı hissedeceksin. Evet. Gör bak. Çok farklı hissedeceksin. Tanımlayamayacaksın duyduğun hisleri.